Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Merkez Bankası kadrolu atama yapmış olacaktır. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere uygun değilse de diğer tüm atamalardan memur alımlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Biz elimizden geldiğince tüm ilanları kontrol ederek sizlere sunmaya gayet göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu emeklere karşı lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet öncelikle sizlere genel şartları hakkında bilgi vereyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanununa uygun niteli olacaksınız. Ve bunun dışında alım yapılacak olan kadroda beden ve ruh sağlığı hakkında sizlerin herhangi bir noksanlığı bulmaması gerekiyor başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa da bunu bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olması gerekiyor. Yani farklı bir yerde sözleşme olarak çalışıyorsanız da sizlerin bunun beyincinde olması gerektiğini de vurgulanmış durumdadır. Başvurularınız yine sizler online başvuru yapmış olacaksınız. 1 Ekim tarihiyle başlamış oldu. 24 Ekim tarihinde saat 17.30'da sona ermiş olacaktır. Bilginiz olsun. Şu an bulmuş olan sistemde zaten ben bu linki de aşama bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde TC'nizi, e-postanızı ve resimdeki kodu yazarak giriş yap butonuna tıklayarak sizler başvuru sürecine başlamış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun haricinde Merkez Bankası'nda çalıştırmak üzere 50 kadrolu atama yapılmış olacaktır. 50 kişi kadro olarak atanmış olacaktır. Sizlerin çalışacağı yer ise Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ödeme sistemleri, finansal teknolojileri genel müdürlüğü, veri yönetişimi ve SLC genel müdürlüğüne çalıştırılmış olacaksınız bilginiz olsun. Bölüm şartı vardır. Bölüm şartı içinde en az 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, elektrik elektronik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, işletme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, matematik mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri programlarından lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. YDS'den en az 70 puan sahip olan kişisel başvurusunu yapabilecektir. Genel yetenek sınavı 12-13 Kasım'da yine sizler 600 adayla beraber sınava dahil olmuş olacaksınız. Yazılı meslek sınavı ise 26 Ekim kasım'da toplamda 200 kişi Komisyon mülakatına çağrılmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Komisyon mülakatta 12-30 Aralık tarihinde olmuş olacaktır. Diğer geriye kalan tüm kısımları sizler açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden okuyabileceksiniz. Lütfen bu karşılık videoyu beğenmeyi ve sizlere uygunsa başvuru yapmanızı, sizlere uygun değilse de diğer tüm atamalardan ve memur alımlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.